Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. 23 Nisan 2021, bugün Cuma. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ne diyorduk eskiden? Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Umarım neşelisinizdir, neşe dolun. Bugün neşeli bir gün olsun. Malum piyasalar kapalı arkadaşlar, biz de kapalı. Yani bayram ve sokağa çıkma kısıtlaması ya da sokağa çıkma yasağı 3 günlük başladı bugün itibariyle. Ama dünya açık. Yani Amerika'da, Avrupa'da, bütün dünyada piyasalar açık olacak. Dolayısıyla da hani bazı hareketleri izliyor olacağız ama genel anlamda bizim piyasalarımız bugün kapalıyız. Bugün kapattık, kepenkleri indirdik. İndirdik, iyi mi oldu? Bence iyi oldu. Yani dün çünkü bayağı sıkıntılı bir gündü. Şöyle bir bakalım isterseniz piyasalara. Dün çok çok gerçekten sabah itibariyle böyle hani sabah yayını yaptığım zaman acayip stres vardı. Oysa böyle bir aşağıya ciddi böyle 1300 seviyelerine doğru böyle iyice baskılandı. Satış yedi. Halka arz vardı. Halka arza baktığımız zaman hani ilk defa son haftalarda yapılan bütün halka arzlarda acayip talep varken dün düşük bir şeyle açıldı, fiyatla açıldı, öyle söylemek daha doğru olur. Neyse, neticede gün içerisinde öğleden sonra azıcık toparladı ama kritik bir seviyede kapadı borsa. 1345 ile kapadık. 1345 kritik bir seviye. Dolayısıyla pazartesi günü biz piyasaları açtığımız zaman bu rakam yine çok önemli olacak. Yani aşağıya gitme potansiyelini bence hala barındırıyor. Ben daha çok emin değilim. Çünkü 1350'lerin altı biraz aşağıya baskılıyor gibi de görünüyor. Zaten 1400'ün üzerine çıkmakta zorlanan bir borsayla karşı karşıyaydık. Hani borsada olan arkadaşlar biraz daha böyle temkinli ve dikkatli olmalarında fayda var. Onu söyleyeyim. Şimdi dolar tabii biz dolar endeksinden koptu. Yani dolar endeksinden koptu. Neden dolar endeksi? Yani neden koptuğunu söylüyoruz arkadaşlar. Çünkü biz doları dolar endeksinden okuyoruz. Yani dünyada dolar ne alemde mesela, ona bakıyoruz. Hani önce gidip ona bir bakıyoruz. Dünyada dolar ne alemde? Dünyada dolara baktığımız zaman bunu da dolar endeksinden okuyoruz. 91.04. Yani dünkü sabahki seviyeler aslında 91 binler. Çok fazla değişen bir şey olmamış. Ama dün zaten biz dünyadan kopmuştuk. Yani bütün para birimleri dolar karşısında değer kazandı. Biz tam tersine, bizde değer kaybı oldu. Yani Türk lirası da çok büyük bir değer kaybı oldu. Çok hızlı bir artış oldu dolarda. Bir sürü sebep sayabilirim. Yani şimdi hani ne, hangisini sayayım? Yani bana iyi bir şey söyleyin, siz söyleyin. Yani piyasalara rahatlatacak iyi bir haber yok. Ve işin kötü tarafı, iyi bir haber de gelmiyor. Yani iyi bir haber düşmüyor, iyi bir haber açıklanmıyor. Yani kalkıp da işte birileri güzel bir haber açıklamıyor. Size iyi haberler, güzel haberler bu nedenle veremiyoruz. Öyle olunca da zaten haftalardır ne diyorum ben, hani dolar böyle şey, bir rahat yani, bir rahat yani, kimse kalkıp da bir şey de söylemiyor. Yola girmiş yani, gidiyor. Bir açıklama da yok. Dolayısıyla maalesef, maalesef çok üzülerek söylüyorum ki dolar şu anda 8.33 ile kapadı. Yani bir anda dünkü yani 8'lerde olan dolar kuru çok hızlı bir şekilde 8.33'lere geldi. Hatta 8.37'lere kadar gitti. Sonra tekrar 8.33'e geldi. Neyse. Şimdi bu 8.33 rakamı da arkadaşlar bu da kritik bir seviye. Çünkü buradan gideceği ilk durak 8.50. olacak. İlk durak orası olacak. Pazartesi günü bunu da izliyor olacağız. Fakat pazartesi gününden önce çok önemli bir gündemimiz var. Yarın 24 Nisan cumartesi günü dün bahsetmiştim. Joe Biden yarın soykırım kelimesini kullanacak mı? Böyle bir açıklama yapacak mı? Bunu kabul edecek mi? 1915 ile alakalı olarak. Bu daha çok sabah itibariyle işte Amerika basınına bu haber düştükten sonra bizde bu hareket oldu aslında. Kurdaki hareket buradan kaynaklandı ama bu bir tanesi. Bu bir tanesi. Bir sürü şey var ama bu onlardan bir tanesi. Ya Amerika ile şimdi yarını bir yarın, bu gece yarın dolayısıyla biraz kritik görünüyor. Bunları izliyor olmamız lazım. Çünkü piyasalar işte kapalıyken de bu tarz hareketleri biliyorsunuz daha önceki deneyimlerimizden dolayı izliyoruz arkadaşlar. Olabiliyor yani piyasalar öyle bizde kapalıyken.
maalesef sığ piyasalar dediğimiz yerde bu hareketleri biz gözlemleyebiliyoruz. Bu nedenle yarın oldukça önemli olacak arkadaşlar. Joe Biden nasıl bir harekette bulunacak kısmı. Şimdi Amerika ile tabii sadece bizim bu olayımız yok. Amerika ile sadece işte bu yarınki olay bu. Şu anda Amerika Rusya arasında büyük bir gerginlik var. İşte bugün savaş uçakları ya da jetler yukarıda tepede bir araya gelmişler, böyle birbirlerine değmeden gitmişler filan. Şimdi bir Ukrayna'dan dolayı orada bir durumlar söz konusu. Amerika ile bizim işte önümüzde bir davamız var, kamu davamız. Geçen günlerde ertelenmişti biliyorsunuz. Erteleme demeyelim de karar çıkmadı. Aslında normalde karar verilmesi gerekiyordu ama dava görüldü, karar verilmedi Halk Bankası ile alakalı. Yani bunlar aklıma gelenler, hangi birini sayayım? Yani hangi birini sayayım size arkadaşlar? Piyasaların ihtiyacı olan güzel hiçbir haber yok. Şimdi tabii Euro'da 10.04. Euro'da 10 lira oldu. Ondan sonra altına geldiğimiz zaman altın, gram altın yatırımcıları açısından iyi gidiyor. 1783, artık hani altında böyle 475-480 TL'lere dün yani bir ara böyle bir gördük filan. Bu nedenle hatta hemen şuradan bir daha bir kontrol edeyim. Tam net rakamı sizlerle paylaşmak için bir daha kontrol ediyorum. Evet, 477 TL'de gram altın. Şimdi hani soranlar var, alalım mı bu seviyelerden filan diye. Arkadaşlar yani bu size kalmış bir şey. Alırsınız almazsınız. Bana bunu sormayın. Çünkü altın 400 liralara, 420 lira, 420 TL'de iken Ocak'ta, Şubat'ta, bunlar zaten çok çok iyi alım fırsatları olduğundan bahsediyorduk. Ama şu anda altın 477 TL ve hani alalım mı deniyor. Yani hep böyle son anda gemiye binmek istiyoruz. Yani iyice böyle emin olmak istiyoruz ama hani birçok şeyde kaçırmış oluyoruz. Yani artık hani bu durumlara biraz böyle alışmamız lazım. Hani nereden gireceğiz, nereye, nereden girmemiz, nereden satmamız gerektiğini, alışmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte gram altında mesela geldik 400'lerden 480 lira, neredeyse 70-80 lira gibi 400 TL'den de alanlar için oldukça yani iyi kazançlar var şu anda. Şimdi arkadaşlar, Merkez Bankası dün bir takım önemli veriler açıkladı. İşte bunlardan bir tanesi döviz rezervleri. Elimizdeki döviz tevdiat hesapları son 2 haftaya baktığımız zaman 9 Nisan haftasıyla 16 Nisan haftası 9 Nisan haftasına göre 2 milyar 234 milyon dolar arttı. Ve toplamda şu an 225 milyar dolarlık bir döviz tevdiat hesabı var. Bu şu anlama geliyor. Yani yerleşik, hani bir ara böyle 8.50'lere giden, biliyorsunuz anlık Merkez Bankası Başkanı değişiminden dolayı 8.50'ye doğru giden bir dolar kurunda insanlar çok ciddi anlamda dolar satmışlardı, döviz satmışlardı. Hani bunların geri geleceğini söylemiştim. Şu anda geri geliyor. Yani alım var. Alım var. Bunun sebebi de arkadaşlar, doların düşeceğine çok fazla insanlar inanmıyorlar maalesef. Yani böyle de bir durum var. Çünkü herhangi bir açıklama rahatlatacak piyasayı, bir açıklama da yok. Hatta Merkez Bankası'nın işte bu en son faiz arttırmadı ama işte bazı kelimeleri açıklama kısmından çıkardı. Merkez Bankası raporu açıklandı. Orada bazı önemli bazı kelimeleri çıkardı. Naci Ağbal döneminde işte giren ek sıkılaştırma, parasal sıkılaştırma gibi kelimeler de çıkarıldı. Bu da acaba bir faiz düşüşü, faiz indirimi gelecek mi Mayıs'ta? Mesela şu anda bu konuşuluyor. Bunu da ayrıca konuşmak istiyorum sizinle. Kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Bir faiz indirimi gelir mi? Çünkü bekleyen önemli bir kesim de var. Yatırım yapmayı düşünen, işte ev almayı düşünenler var. Yani faiz düşecek mi, düşmeyecek mi? Düşerse hakikaten çok farklı bir piyasaya gireceğiz. Onu söyleyeyim ya, inanılmaz çok farklı bir piyasa bizi bekliyor olacak. Çok alışmadığımız bir piyasa değil. Bunu geçen seneden çok iyi tecrübe ettik. Geçen sene yazın parasal genişlemede bunu tecrübe ettik. Ama bu sefer hakikaten işimiz biraz daha farklı ve daha zor olabilir arkadaşlar. Şimdi tabii ben böyle konuşuyorum ama bakmayın, aslında hani borsada olanlar, mesela kriptoda olanlar, kriptoda da moraller çok bozuk. Adam aldı gitti, kaçtı, bir açıklama yapmış arkasından ama acayip insanların büyük kayıpları var. Herkes savcılığa gitti. 2 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor filan. Bitcoin şu anda 48 bin dolara kadar inmiş durumda. Yani burada da sert bir düşüş ve altcoinlerde de o sert düşüşler devam ediyor. Yani kripto için, yani aylardır aynı şeyi anlatıyorum.
aslında karşı falan değilim. Ben tamamen hani bu zaten kriptoların hayatımızda olacağını biliyorum, söylüyorum. Ama ben de aylardır bu piyasaya girmek istiyorum dediğimi söyledim. Ancak girmedim. Neden? Emin olamadım arkadaşlar. Emin olamadım açık söyleyeyim. Neden? Çünkü hep aynı nedenlerden bahsediyor. Ya bir garantisi yok. İşte bugün A firması patlar, yarın B firmasının patlamayacağı ne malum? Yarın C firması hepsi birden patlamayacağı ne malum? Yani çok emin olduğunuz, bir sürü reklamı yapılan ünlü yüzler, ünlü isimler, işte ne bileyim bir sürü şey. Zaten bu hani o kadar belli ki, yani balık baştan kokuyor, yani o kadar belli. Ve neticede sonuç bu ortada. Milyarlarca, milyar ya 2 milyar dolar çok büyük bir rakam. Bu yani hakikaten adam bir açıklama yaptı ama geri dönmez, döneceğim diyor. Yani benim çok şeyim yok orada. Bir ümidim yok geri döneceğiyle alakalı bu kadar şey. Sadece zaman kazanmaya çalışıyor diye de düşünüyorum. Çok ümidim yok. Yani inşallah gelir, inşallah olur, inşallah düzlüğe çıkar. Ama eğer olmaz ise bu hakikaten Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılığı olarak tarihi de geçecek arkadaşlar. Altında daha yükseliş olur mu? Ons daha gider mi? Yani ons şu anda 1782 dolar. Ons yavaş çıkıyor. Yavaş çıkması da güzel bir şey. Yani emin adımlarla çıkıyor. Bu çok güzel bir şey. Ani yükselişler, ani inişleri de beraber getiriyor. Çok böyle yerini sağlamlaştırıyor. Kritik yerleri aşağı 1800 dolara çok yaklaştı arkadaşlar. 1800'ü geçmesi eli kulağında bana göre. Sadece bunu bir anda aşağı getirecek tek şey var. Amerika 10 yıllık tahvil faizde de sert bir yükseliş olur ise, o da böyle 1.50'lerde takıldı, 1.55-1.56'larda takılmış durumda. Sert bir yükseliş olursa burada ons aşağıya gelebilir ama bunun da çok kısa ve geçici bir şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla tekrar faizin aşağıya geleceğini ve dolayısıyla da onsun tekrar hani eski seviyesinin hatta biraz daha üzerine çıkacağını söyleyebilirim. Yani altın, ons çok emin adımlarla geliyor ama bunun için diyorum işte Ocak'tan beri konuşuyoruz. Zaman lazım. Sabretmek gerekiyor mu? Evet, sabretmek gerekiyor arkadaşlar. Biraz sabırlı olmak lazım. Gram altında da hedef artık bu saatten sonra 480'i açtıktan sonra çok rahat 490-95-500'leri görebileceğiz. Bu biraz da bizim içeride dolar kuruna bağlı. Dolar, unutmayın ki altının içeride bu kadar çok yükselmesinin sebebi dolar kurudur. Dolar 8.5'a gelir. Ons'ta 1800'leri geçtiği an itibariyle zaten ki o seviyelere çok yakınız her iki tarafta da bir anda gram altını 500 TL'lerde görebiliriz. Onu söyleyeyim ama bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Kendi aklınızla bizim bilgilerimizle ama kendi aklınızla ve duygularınızla, kendi risk durumunuzla, işte ailevi durumunuz, psikolojiniz gibi bir sürü dengeyi bir araya getirmek zorundasınız bu kararları verirken, bunu biliyorsunuz. Evet. Amerika şu anda vergiyi konuşuyor. Joe Biden vergi konusunu gündeme getirdi. O nedenle orada borsalar çok böyle şey değil, yani havalı değil. Onlar da bizden sonra şu anda böyle bir şeydeler. Düşüş durumundalar. Neden? Çünkü Joe Biden yüksek vergilerden bahsediyor. Vergi getireceğim diyor. Zenginlerden vergi alacağım diyor. Şimdi bir vergi konusu gündeme geldi. Paraları dağıttı ama şimdi de toplamaya çalışıyor. Yani biraz da para toplayalıma geldi. Bu da çok böyle borsaların sevdiği şeyler değil. Dolayısıyla Amerika'da borsalarda dün akşam düşüşler oldu. Çok hoş karşılanmadı bu durum ama Biden zaten hani ilk günden beri koltuğa geldi, ilk günden beri hani ek vergiler konuşuluyor, gelecek vergiler vesaire. Gelecek, bence de gelecek ama kime ve ne kadarlık bir vergi gelecek bilmiyorum ama genelde varlık üzerinden alacağı söyleniyor. Yani zenginlerden alınacak ek vergilerden bahsediliyor arkadaşlar. Evet, şimdi benim anlatacaklarım bugün bu kadar. Dediğim gibi yani piyasanın maalesef bu hafta zor bir hafta geçirdik. Biz bugün kapalıyız ama ne yazık ki kapalı olmamıza rağmen dün borsada da dolarda da, yani bu ikisini de yukarıda kapatıyor olması hoş bir şey değil. Birisi pazartesi günü açıldığında düşmeye başlayacak. Bunlardan bir tanesi... Piyasa iyi bir haber bekliyor. Bu hafta sonu önemli bir hafta sonu.
Ve o haber şu an yok. Genelde hani bizi zorlayacak haberlere odaklanmış durumdayız arkadaşlar. Bakalım, tekrar görüşeceğiz. Şimdilik iyi bakın kendinize. Bu arada abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Yorum yapın, beğeni yapın. Yorumlarınızı mutlaka hani okuyorum gerçekten. Yani hafta sonu belki bir canlı yayında da o sorulara tekrar cevap vermeyi çok istiyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.